Bugünkü bu panelimize konuklarımız Ozan Bayülgen, Bain & Company'nin İstanbul partneri. Ozan hoş geldin. Teşekkürler, hoş bulduk. Ve Akın Akalın, Turkcell Global Bilgi iş geliştirmeden sorumlu genel müdür yardımcımız. Merhaba. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, şimdi başlarken şeyden bir slaydımız olacak, onu göstermek istiyorum. İş hayatının herhalde en heyecanlı, en önemli evrimlerinden bir tanesi dijital transformasyon. Dijital transformasyonun en önemli bir etkisi de zaten müşterilerimiz, yani tüketiciler. Dijital transformasyonun en kritik konularından, etkenlerinden bir tanesi, aktörlerden bir tanesi teknoloji olarak görülse de önemli olduğu kadar aslında tek başına da tanımlayıcı olmuyor. Müşterilerin ve çalışanların hayatına teknolojiyi yeni iş modelleriyle ve yeni tasarımlarla entegre etmeyi gerektiren bir dönüşüm bu. Dolayısıyla bunu sadece teknoloji boyutuyla değil, müşteriye yaklaşım modellerinin ve müşteriye yaklaşırken uygulanan tüm tasarımların, tüm yolculukların yeniden gözden geçirilmesini gerektiren bir dönüşümden bahsediyoruz. Bu dönüşümün en önemli parçalarından bir tanesi de tabii ki tüketiciler. Tüketicide yeni bir tür aslında oluşuyor. Bu tüketici türü de aslında baktığımız zaman gerçekten çok bilgili, bilgiye hakim, sorgulayan, daha çok talep eden bir müşteri ve tüketici profili var karşımızda. Bu profili de gerçekten datayla, etkin datayla davranışları, beklentileri iyi anlayarak yorumlamak ve ona göre çözümler sunmayı gerektiriyor. Baktığımız zaman da burada teknolojiyi gerçekten çok daha hızlı ilerlerken görüyoruz ama bu biraz tartışmaya da açık bir konu. Bu büyük arada boşlukların oluşmasını engellemek ve hızlı yakalamak için teknolojiyi, müşteri beklentilerini ve şirketlerin bu dönüşüme bakış açılarını toplu olarak değerlendirmek ve buradan maksimum fayda sağlamak gerekiyor. Şimdi ben panelde sorulara geçmeden önce sizde hani ufak bir hissiyat almak istiyorum. Salonda bulunan konuklarımızın çalıştıkları şirketlerdeki dijital transformasyonda, dijitalleşmenin müşteri deneyimindeki yerini şirketinizde nasıl konumluyorsunuz? 1 ile 10 arasında bir değerlendirme yapmanızı istesek nasıl değerlendirirsiniz? Ufak bir anket, mobil anketimiz olacak. Cep telefonunuzdan yukarıda yazan adrese girdiğiniz zaman belirtilen kodu girerek 1 ile 10 arasında bir notlama yapmanızı rica edeceğiz. Böylelikle hep beraber konuşacağımız konuda gerçekten gelişim alanımızın nerede olduğunu, sektör içerisinde, farklı sektörlerde nelerde olduğumuzu, yani Türkiye için bir ortalama diye de bakabiliriz buna. Bunu görme fırsatımız olacak. Bunun üzerinden de tartışmaya başlayacağız. Sonuçları da canlı olarak görmemiz gerekiyor. Destek rica edelim ekranı tekrar açabilmek için. Anket sonuçlarımızı canlı olarak görebilir miyiz? Evet. Dilerseniz o sonuçları arada alırken ekranda göreceğiz birazdan. Ben konuklarıma sorularımızla başlamak istiyorum. Buradaki değerlendirme bizim için önemli olacaktı ama Ozan Bayülgen'le başlayalım. Ozan, Bain & Company olarak baktığımız zaman dijitalleşme, müşteri deneyiminde dijitalleşme konsepti içerisinde danışmanlık verdiğiniz, birlikte çalıştığınız şirketlere neler öneriyorsunuz? Nasıl yönlendirmeler yapıyorsunuz? Bu konuda neler paylaşabilirsiniz bizimle? Teşekkürler Sinem. Akın'la ve seninle birlikte burada olmak çok güzel ve full house bir seans olacak. Umarım size de katkımız olur. Bain & Company olarak müşterilerimizle özellikle dijital müşteri deneyimini veya dijitalleşmenin müşteri portföyündeki etkisini konuşurken tabii önce ilk adım o müşteri portföyünü anlamak. Yani mevcut müşteriler arasında dijital müşteriler var ve bu dijital müşteriler hem kanal tercihleri açısından hem de kullanım alışkanlıkları açısından değişik sektörlerde değişik davranışlar sergileyebiliyorlar. Bunu önce anlayıp o
öngörüyü şirketin üst düzey yönetimine gösterebilmek çok önemli. Şirketlerimizde dijital müşterilerimizin veya bugünlerde özellikle perakende sektöründe çok kullandığımız omnichannel müşteri profilinin tanımını spesifik olarak yapıp o tür müşterilerin sizin şirketinizin müşteri portföyünde ne kadar yeri olduğunu, örneğin kanal kullanım hem kullanım hem de aynı zamanda bu müşterileri bir stok olarak biz nasıl yönetiyoruz? Yani bu müşteriler büyüyorlar mı, küçülüyorlar mı? Bu müşterilerin alışveriş davranışları yavaşlıyor mu, hızlanıyor mu, memnuniyetleri nasıl? Bunu anlamaya çok önem veriyoruz. Bunu anladığımız zaman ortaya bir resim çıkıyor. Bu resim ortaya çıktığı zaman tabii üst düzey yönetim sadece bu fonksiyon ekipleri için değil, daha çok yani tabii sonra ticari ekipler daha çok bu işin içinde, onlar biraz daha iyi biliyorlar ama yönetim kurulu seviyesinde de biz bu konunun özellikle konuşmamız gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü dijital müşteri tanımı bugün için belki birçok şirketlerimizde toplam müşteri portföyünün %5'ini %10'unu oluşturabilir ama gördüğümüz bu müşterilerin aynı zamanda daha değerli müşteriler olduğu ve bu müşterilerde özellikle araştırmalar yaptığımız zaman biz örneğin Aralık ayında 2015'te bir omnichannel anketi yaptık Türkiye'de. Aşağı yukarı 1000 denekli bir anketti ve bir önceki sene elektronik kanallarda alışveriş yapıp yapmadıklarını sorarak ankete müşterileri davet ettik. Bu ankette gördüğümüz ankete katılan müşterilerde %56 oranında omnichannel kanal davranışı. Yani bu müşteriler her iki alışverişlerinden bir tanesinde omnichannel davranıyorlar. Yani elektronik kanallarda ya araştırıyorlar ve mağazadan alıyorlar veya mağazada araştırıp elektronik kanalda alışveriş yapıyorlar. Şimdi bu bilgi çok önemli. Yani bir anda belki de herhangi bir şirket için çok uzakta gözüken omnichannel müşteri davranışı merceği ufalttığınız zaman ve özellikle bu gruba baktığınız zaman ki biz bu 1000 denekli araştırmada özellikle sorduk yani kimdir özellikle bu müşteriler. Ortaya çıkıyor ki A, B gruplarında daha tabii eğitimli, aynı zamanda daha genç. Bunlar aynı zamanda profesyoneller önemli bir kısmı. Bir kısmı öğrenci. Ve bu müşteri segmentinden bahsettiğimiz zaman ki gerçekten en değerli müşteriler olduğunu özellikle perakende kategorilerinde görüyoruz. Şimdi birdenbire resim değişiyor. Birdenbire yani konu daha güncel, daha öncelikli konulardan bir tanesi haline geliyor. Tabii bir başka konu aynı zamanda rekabete karşı rekabetin ne yapacağını bekliyoruz. Ve rekabet burada hızlanıyor mu? Bu müşterileri çünkü sadece biz görmüyoruz, başkaları da görüyor. Acaba onlara elektronik kanallarla offline kanallardaki orkestrasyonu bir başkası mı öğretecek? Acaba onlara ilk dijital deneyimlerini, ilk çok memnun olduklarını dijital deneyimlerini bir başka firma mı öğretecek ve başka bir firma mı o müşteri gözüne referans olacak? Bunu görmeleri gerekiyor. Bir de tabii sağdan soldan gelen ve safkan online oyuncular tabii mevcut. Türkiye'de örneğin son senelerde hepsi burada gitti gidiyor baktığınız zaman. Ama sadece Türkiye için değil bu. Örneğin telekomünikasyon sektöründe Fransa'da Free, seyahat sektöründe özellikle TripIt. Böyle oyuncular gelip sizin önünüzdeki, sizin gün be gün alışveriş ilişkiniz olan müşteriyi birdenbire size hiç çaktırmadan, hiç haberiniz olmadan alıp tabii sonra götürebiliyorlar. Sonuçta bu tür riskleri de masaya koymak çok önemli. Özellikle bu müşteri portföy etrafında. Dolayısıyla burada müşteriyi tanımak çok öne çıkıyor. Çok kritik. Davranışlarını, beklentilerini iyi takip edip gözlemleyip ona göre aksiyonları zamanında, doğru zamanda, doğru noktalarda almak gerekiyor. Bir de tabii mevcut tüketicilerden bahsediyoruz. Bir de Z kuşağı var gelen. Evet. Yani onlar da dijital doğan bir nesil ve gerçekten beklentileri hani bizim şu anda alışık olmadığımız bambaşka bir profil geliyor. Ve iyi tanımak, iyi adreslemek ve o jenerasyonun gerçekten hem iş hayatının içine girdiği zaman hem de birer tüketici olduğu noktada onlara hitap edebilecek bir ortamı da yaratabilmek gerekiyor deneyim açısından dijitali de kullanarak. Çünkü gerçekten dijital olmadan, mobil dünya olmadan varlıklarını sorgulayan bir jenerasyon var, Z jenerasyonu. Gerçekten odaklanılması ve incelenmesi gereken bir konu bütün sektörler için diye düşünüyorum. Teşekkürler. Peki Akın, sana dönersek Turkcell Global Bilgi'de bu anlamda müşterilerimize, Turkcell dışı müşterilere neler sunuyoruz? Bu dijitalleşme yolculuğunda nasıl destek oluyoruz? Ne gibi fırsatlarla onların kendi işlerini gelişmelerine destek oluyoruz? Çok teşekkürler Sinem. Ozan'ın verdiği belli bilgiler aslında çok kıymetli. Bence burada özellikle uluslararası bazı benchmarkları da duyma fırsatı buluyoruz.
Türkiye'ye birazcık daha indiğimiz zaman Turkcell Global Bilgi'yi biz bir çağrı merkezi şirketinden müşteri deneyimi çözümleri merkezine dönüştürmek için bir stratejik konumlamayı geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdik. Şu anda ise bu odakta hizmetler oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun da temel sebebi aslında çok net. Müşteri deneyiminin şirketlerin gelir ve karlılığını doğrudan etkilendiğini düşünenlerin oranı son yapılan araştırmada %57 çıktı. Bu oran Türkiye'de de hemen hemen bu rakama yakın. Ama uluslararası benchmarklarda oturduğu nokta burası. Bu bize şunu gösteriyor. Şirketler iyi müşteri deneyimi yaşattıkları zaman müşterilerine gelir ve karlılıklarının bundan artı yönde bir etki aldığını görüyoruz. Yine ekonomi raporlarına baktığımız zaman kötü müşteri deneyimi yaşayanların %66'sının şirketleri terk ettiği ve tekrar yeni şirketlerini seçerken fiyat kadar müşteri deneyimine de önem verdiğini görüyoruz. Şimdi bu bilgiler ışığında dijitalleşmeyi değerlendirdiğimizde biz Turkcell Global Bilgi olarak dijital eskiden bir maliyet düşürücü kanalken, yani biz nasıl görüyorduk bu kanalı? Hatırlayalım hep birlikte. Çağrı merkezini aramasın, mağazamıza gelmesin, mail atsın, ne kadar güzel, ucuz olur diye düşünüyorduk. Ama zamanla şunu fark ettik ki artık bu alternatif bir kanal olarak önerilmekte değil, müşterinin istediği ana kanal olma yolunda hızla ilerliyor. Şu anda %35 olan kullanım, yani dijital kanalların, konvansiyonel kanalların onun %35 olduğunu görüyoruz ve önümüzdeki 2 yılda dominant ana kanalın dijital kanallar bir bütün olarak düşündüğümüz zaman sektör olacağını, bağımsız. Sektör ortalama bağımsız, bazı sektörlerde daha önde, bazı sektörlerde daha geride olmak kaydıyla görüyoruz. Birçok yazılan raporda da benzer rakamlar çıkıyor. Şimdi bu dijitalleşmenin bir şirket içi boyutu var, bir de müşteriyle şirket arasındaki etkileşimdeki boyutu var. Ben biraz ikinci boyutundan, müsaade ederseniz, Türkiye'ye özel bahsetmek istiyorum. Biz burada tabii anlamak, yani müşterinin öncelikle yaşadığı deneyimi bütün kanallarda, omnichannel anlamında anlamak, burada da dijitali çok ciddi, önemli bir noktada görmek noktasından baktığımızda şöyle bir saptamamız var. Bir kere artık müşteriler bir yolculuk yaşıyorlar firmalarla ve firmalar da bunun farkına varmaya başladılar. Biz eskiden müşterilerle olan ilişkiyi, iletişimi bir etkileşim olarak tarif ederken artık o tarifi bir kenara bıraktık ve şunu söylüyoruz. Müşterinin yaşadığı yolculuğu anlamaya gayret ediyoruz. Bununla ilgili de Turkcell Global Bilgi olarak biz bir servis haritası oluşturuyoruz. İlk etapta çalıştığımız firmalarla veya çalışmaya başlayacağımız firmalarla hep şu ilk adımı uygulamaya çalışıyoruz. Onların hizmet verdiği müşterilerin personalarını tespit ediyoruz ve bu tespit ettiğimiz personaların o serviste yaşadıkları deneyimde, o yolculukta hangi adımlarda mutluluk ve pozitif duygular hissettiklerini, hangi adımlarda ise sıkıntılı, kendilerini zorlayan bir deneyim yaşadıklarını buluyoruz. Bunu bulduktan sonra da hızlı kazanımlarla, belli çalıştaylar yaparak, vaka çalışmaları yaparak hızlıca aksiyonlar oluşturmaya çalışıyoruz. Bu müşteriyi anlama noktasında da artık konvansiyonel anket metodları tabii ki çok önemli bir yer tutuyor. Farklı veyahut araştırma metodları artık günümüzde bu bakış açısıyla çok önemli bir yer kazandı diyebilirim. Bunu uyguladığımız Türkiye'deki iş ortaklarımızdan aldığımız geri bildirimler ise çok pozitif yönde. Çünkü bunu deneyimleyen şirketlerde bizle beraber bazıları ilk defa denemiş oldukları için söylüyorum, şunu görüyorlar. Müşterilerin aslında yaşadıkları dijital deneyim, toplam deneyimin önemli bir parçası ve belirleyici bir unsuru. Farklılaştıran nokta oluyor. Tabii ki farklılaştıran nokta oluyor ve önümüzdeki yıllarda da bu artık ana bir unsur haline gelecek gibi görünüyor. Bu ilk adımdan, müşteriyi anlamak adımından başlayarak ardından servis tasarımını oluşturma, yani müşterinin yaşayacağı toplam deneyimi ve dijital kanalları tasarlama. Ardından genellikle çıkan sonuçlar da şu yönde Türkiye'de, onu da bir saptama olarak paylaşmak isterim. Perakende, telekomünikasyon ve finans sektörlerinde daha öncelikli bir atılım olduğunu söyleyebiliriz. Buralardaki yaklaşım da ilk önce kanal tamamlama. Yani ne demeye çalışıyorum? Buradaki katılımcıların bir kısmı şu anda web chat kanalıyla müşterilerine hizmet veriyor olabilir. Çünkü geçtiğimiz yılda burada %70'lik bir artış yaşadık. Ama işte Kaan Bey'in sunumunda dinledik. WhatsApp'ın dünyadaki konumu, şu an BIP'le beraber yapılmaya çalışılan veya mobil uygulamalarla artık etkileşimin bir kanal haline gelmesi, e-postanın hala günümüzde aktif olarak birçok anlamda kullanılması, bunların hepsini bir
kanal olarak firmalar önce tanımlamaya çalışıyorlar. Türkiye'de şu anda açıkçası multi-channel dediğimiz o ilk fazı tanımlamayı birçok şirket yapma noktasında diyebiliriz. Bazı firmalar 6-7 kanala ulaştılar. Bazıları ise hala çok standart birkaç kanalda faaliyet gösteriyorlar. Ve bu ilk fazı tamamlayan firmaların dışında bir de daha gelişmiş bu kanallarını kurmuş ve bunların arasındaki etkileşimi uçtan uca sağlayan şirketler var. İşte hangi adımlar atmalılar bu şirketler dijital deneyimi iyi sağlamak için diye senin de sorduğun sorunun cevabında bunu da bu şekilde biraz vermeye çalıştım. Yani bu kanalları önce tabii kurmak, müşteriyi anladıktan sonra birinci adım çok kıymetli. Ardından da bunları ahenkli bir şekilde yönetecek teknolojik ve yapısal unsurları gerçekleştirmek. Onları zaten konuşuruz. Oralar asıl işin zor kısmı tabii. Evet, yani değil müşteriyi tanımaktan başlamıştık. Şimdi müşteri yolculukları tasarlamaya geçtik. Çünkü hiçbir deneyim tesadüfi değil gerçekten. İyi bir planlama ve iyi bir tasarım gerektiriyor. O tasarım da artık hani yeni dünyada omnichannel konseptinde de yolculukların tasarımıyla kanalların şekillendirilmesi aslında iç içe giriyor. Dolayısıyla buradaki yönetim şekli, iş modeli çok çok önemli hale geliyor. Aslında hepsi birbirini tamamlayıcı birer dijitalleşme yolunda birer öğe halinde şu anda önümüzde. Hepsine odaklanmamız, hepsine yatırım yapmamız gerekiyor. Hani doğru teknolojiyle doğru iş modeli bir araya getirmek dediğimiz mesela, bu. Mesela çok ufak bir örnekle de belki ekleme yapabilirim. Mesela biz hep şunu düşünüyorduk. Bir banka etkileşimde olduğu müşteri de belli bir işlemini arttırmak istiyor. Ve burada bunu dijital kanallarında kusursuz bir deneyimle sağlamak istiyor. Ama burada bunun olmamasının kök nedenlerinde işte bu müşterisinin gerçekten anlaşılmamasının ve o servis haritasının gerçekten düzgün henüz tasarlanmamış olmasının etkisi çok büyük. Hazır olmadan hareket etmek. Örnek vermek gerekirse EFT. Tam bir halk kelimesi. Bütün insanların bildiği bir kavram. Değil işte. Yani biz yaptığımız araştırmalarda görüyoruz ki toplumun büyük bir kısmı EFT'yi duyunca bu bir şirket mi? Üç harften kısaltılmış. Yani iş hayatının içinde olan insanlar tabii çok kullandığı için, parayla alakalı işler yapanlar hep kullandığı için çok biliyor ama mesela bunu bilmiyor olmaları dahi o aşamada çıkan bir bulgu oluyor. Ondan sonra onun üzerinde belki o kelimeyi farklı kullanmaktan bile başlayarak deneyimi olgunlaştırmak mümkün. Ki bu deneyimi olgunlaştırmak aslında bir taraftan da şirketler için hem müşteriler için hem de çalışanlar için aslında hızı da beraberinde getiriyor. Bütün bahsettiğimiz bu gelişmelerde işte uygulamalar, BIP, işte bizim Türksel açısına örnek verirsem müşterilerimize sunduğumuz hesabım uygulaması, şirket yetkilileri için tasarladığımız şirketim uygulaması bunların hepsi aslında tüketicilerin, müşterilerin işlerini daha hızlı, daha rahat, daha kolay, daha verimli yapabilmelerini de sağlıyor. Yani o deneyimin yanında aslında şirketlere gerçekten verimlilik sağlayan da ciddi fırsatlar barındırıyor. Hani geçmiş dönemde belki daha verimlilik odaklı bakılıyordu. Şimdi deneyim, iyi deneyim artı verimlilik gerçekten katma değer sağlıyor. Bunu çok net rakamlarla da yaptığımız çalışmalarda görüyoruz. Akın sen de müşteriler tarafında beğenen company'de bunu gözlemliyor projelerde. Peki bunu bu yolculukta gerçekten ileriye doğru gitmiş, büyük adımlar atmış, önemli adımlar atmış firmalar da var, dünyada da var. Türkiye'de de bu anlamda yatırım yapan firmalar var. Öne çıkan firmaların aslında nerelerde farklılaştığını ve bunu yaparken ya da yapamayan, istediği gibi yapamayan şirketlerin yaşadığı zorluklar ve sıkıntılar, engeller konusunda da biraz fikir alabilir miyiz? Burada ön plana çıkan ilk bir stratejik karar var ve bu bir fonksiyonun liderliği tarafından değil ama o şirketin kaderini belirleyen bir karar olduğu için yönetim kurulu seviyesinde verilmesi gereken bir karar. O da şirketin bu disruption kelimesini çok kullanıyoruz. Özellikle bu müşteri portföylerinden de bahsettik. Aslında şirketin varlık sebebi olan ve gelecekte belki daha çok müşterinin benzer davranışlar göstereceğini düşündüğümüz bu dijital müşteriler için biz ne olmak istiyoruz ve bizi mi disrupt edecek bir başkası gelip sağdan soldan ya bu rakip veya tamamen bir internet online oyuncusu veya biz burada bir farklılaştırma sadece bu marka farklılaşması değil. Hakikaten biz burada kendi kendimizi yeniden bu anlamda yaratacak mıyız? Bu müşteriler için ki sürdürülebilir bir rekabet avantajı oluşturalım. Şimdi burada baktığımız zaman önümüze çıkan bütün örneklerde burada
yan yana birçok örneği koyabilirsiniz. İstanbul'daki sarı taksiler Uber. Burada bütün sarı taksilerde problem gördüğümüz her şeyin Uber'de nasıl çözüldüğünü her gün sonuçta yaşıyoruz. Yani birebir sevmediğiniz her şeyi sanki Uber İstanbul'da çalışmış da Uber hizmetini tamamen bunun etrafına yaratmış gibi. Aslında şirketlerimizde de o müşteri deneyimlerini yaratmanın yöntemi bu. Yani bizim bütün müşterilerimiz değil, ortalama müşteri değil, Anadolu'nun ücra köşesinde yaşayan müşteri değil bu aşamada. Nasıl bu uçaklara taşıdığımız çekçekler var, çekçek bavullar. Bilmelisiniz ki o çekçek bavullar sizin için yapılmadı. O çekçek bavullar aslında uçuş ekipleri için yapıldı. Niye? Çünkü en çok uçan onlar. İlk onların problemini çözmeye çalışıyoruz. Aynı şekilde ilk çözmeye çalıştığımız problem dijital müşterilerin problemleri. Siz eğer bugünkü dijital müşterileriniz için şirketinizi yeniden yaratmak isteseydiniz o deneyim nasıl olurdu? Bunu hep sorduk. Bunu sadece Türkiye'de değil yurt dışına da sorduk ama Türkiye'de de sorduk. Ve ortaya çıkan sonuçlar çok ilginç. Çünkü bunu ilk başta tamamen teorik olarak cevaplayalım. Müşterinin istediği sıfır deneyim. Müşteri deneyim istemiyor. Yani bu aslında bu ne anlama geliyor? Müşteri marjinal hizmet maliyetine katlanmak istemiyor. Ama bunu tabii böyle sorarsanız cevabını vermeyecektir. Yani marjinal hizmet bedeli ne demek müşteri için? Ve görüyoruz ki temas noktalarında eğer siz o temas noktasına daha çok süreç, daha çok adım, daha çok yüz yüze etkileşim eklerseniz maliyet ekliyorsunuz. Her maliyet eklediğinizde bu sadece şirketin kendi maliyeti değil, yani kendi cost to serve dediğimiz, yani etkileşim maliyeti değil, o hizmet sunma maliyeti değil, aynı zamanda müşteriye de efor maliyeti ekliyorsunuz. Bu ya zaman ya da hakikaten o müşteriler para harcıyorlar. Yani öyle müşteriler var ki bugün bazı şirketler var, iptal sürecini mesela sadece ofisten yaparsın. Ofisten yaparsan eğer o zaman ne olacak? O ofise müşterinin gitmesi gerekecek. Bu zaten o noktada meyilli olan müşterinin ofise giderken ki sadece ruh hali değil ama aynı zamanda katlandığı maliyet çok daha hızlandırıyor süreci. Yani şu noktaya geliyoruz, böyle bir altın eşitlik varsa eğer, buradaki var bence, bunu senelerdir üzerine çalıştığımız her örnekte görüyoruz. Müşterinin eforunu sıfırladığınız zaman müşteriye marjinal hizmet sunumu maliyetini sıfırlıyorsunuz, eşittir net tavsiye skoru tavan yapıyor. Bu eşitliği sağladığınız zaman aslında siz şirketinizi bunu bütün temas noktalarınızda yaptığını düşünün. İşte geçen gün, yani bunun örneklerini verebiliriz ama benim en sevdiğim, çok seyahat ettiğim için de mesela bir havayolu örneği, havalimanı örneği. Yani bu nasıl olurdu ki eğer siz Türk Hava Yolları'nın Elite Plus yolcusuysanız, havalimanındaki deneyiminiz, arabadan adımınızı aşağı attığınızdan itibaren kaldırımdan o kapıya, yani uçağa bineceğiniz biniş kapısına gidene kadar yavaş adımlarda yürüdüğünüzü düşünün ve sizin hiçbir şekilde durdurulmadığınızı düşünün. Yani havalimanındaki bütün sistemlerin sizi bir şekilde tanıdığını, ki bunun teknolojileri var işte Beacon gibi, ama bu teknolojilerin de yenileri gelecek, ama oradaki deneyimin sıfırlandığını düşünün. Yani sıfır deneyim ne demek? Kontuarda deneyim yok. Pasaportta deneyim yok. Ve girerken sizi belki yönlendiriyorlar. Dolayısıyla bütün deneyimin sıfırlanması büyük bir avantaj firmalar için. Ama tabii ki bu bir nirvana noktası. Tabii ki şunu demiyoruz, hemen sıfırlayalım sonra demiyoruz. Ama bazı müşteriler için önemli. Bazı müşteriler için bunu bugün yapmazsanız yarın belki sizinle olmayacaklar. Ama işte ondan sonra ikinci soru, ki burada özellikle yani ben burada biraz akına pas açmak istiyorum. Çünkü burada esas sorun şu hale geliyor. Yani dijital müşteriler sizinle 7-24 bütün kanallarda belki de etkileşimde bulunmak istiyorlar. Belki her şeyin her an açık olmasını istiyorlar ki çok büyük maliyet ve bunu yapamazsınız, katlanamazsınız. O zaman soru şu hale geliyor, yani dijital müşteri deneyimi firmanın maliyet, hizmet maliyetini sıfırlayacak fakat o müşterinin yaşam boyu değerini maksimize edecek şekilde ben bu müşterinin her bir deneyimini, her bir yolculuğunu nasıl kanalize etmek istiyorum? Hangi kanaldan? Belki bazı etkileşimler için şubeye gitmesi iyi. Belki bazı etkileşimler için bayimize gelmesi iyi. Ama hangi müşteri gelsin? Hangi davranışlar, hangi deneyimler için? Ve o zaman bütün, böyle baktığınız zaman bütün kanalların rolleri değişiyor. Bir anda bayi belki showroom. Şimdi çağrı merkezinden bahsedeceğiz. Bazen bazı programlarda istenmeyen çağrı merkezi bazı programlarda nasıl ideal hale gelebiliyor? Özellikle Akın'ın anlatmasını rica edeceğim ama yani hep belki de her şeyi unutsanız benim söylediklerimi
en azından hatırlamamız gereken bir şey, marjinal cost to serve, hizmet maliyeti. Sıfırlandığı nokta bizim net tavsiye skorumuzun tavan yaptığı müşteri eforunun sıfırlandığı nokta. Yani Coke Zero Experience yaratabilir miyiz? Hakikaten istediğimiz bu. Bunu evet. da benim bildiğim globalde çok güzel yaptılar. Sonra 200 sene istersen akın ondan. Vallahi burada atlıyorum kusura bakma. Soru da çok zor. Sen burada sinemi disrupt etmiş oluyorum arkadaşlar. Evet. Kendisi dikkat etmedi. Yani şimdi burada bir firmanın, yani global bilgiyi bir kenara bıraktığımızda bir evet. havayolu şirketinin, bir finans şirketinin, bir veya perakende şirketinin bir kere müşterisine nasıl bir deneyim yaşatmak istediğini bilinçli olarak masaya koyuyor olması o kadar önemli bir başlangıç noktası ki. Evet. Biz burada genelde başarılı olan şirketlerin de Türkiye'de şunu çok iyi yaptığını görüyoruz. Bir kere bu anlama fazını çok iyi başarıyorlar. Evet. Ve bunu inside out, yani kendileri düşünüp bir takım süreçler tasarlayıp müşteriye onu, ya benim bir aklıma fikir geldi, müşteri ATM'nin önüne gelsin, parası yoksa ona bir SMS insin, ondan olsa o olsun, çok mutlu olur bence deyip evet. yapanlar değil, o deneyimi gözlemleyip, müşterinin orada yaşadıklarını iyi anlayıp, o müşterinin sadece tek tip olmadığını, yaş grubuna göre veya bazı davranışlara göre personalara bölündüğünün de farkında olarak, o kişilerin aslında bazılarının hız, bazılarının merak, bazılarının heyecan, bazılarının ise orada olmayı hiç istemediğini anladıktan sonra. Çünkü müşterilerin deneyime verdikleri skorlar aslında rasyonel değil. Tamamen o etkileşimlerde yaşadıklarının toplamının duygusal bütününden oluşuyor. Evet. Ve biz şunu iyi anlayanların başarılı olduğunu görüyoruz. İşte bu personaları doğru tanımlayan, ondan sonra personaları iyi gözlemleyen, bunun psikometrik tarafını ve antropometrik tarafını da atlamadan, bunu doğru çıkarımlarla tespit eden ve özellikle orada adımların hepsine bakıp o adımlarda müşterinin daha çok duygusal boyuttaki beklentisiyle yaşadığı arasındaki farkı tespit eden. Yani kişi gelmiştir, siz kusursuz, mükemmel, her şeyi dört dörtlük bir servis veriyorsunuzdur ama o anda onun duygusu meraksa ve siz merağı o anda çözmüyorsanız o memnun ayrılmıyor. Dolayısıyla buradan yola çıkarak şunu söyleyebilirim. Türkiye'deki başarılı şirketlerde çağrı merkezine ve diğer kanallara işi indirmeden evvel senin de belirttiğin gibi şirketin üst yönetiminden başlayıp en alt noktasına kadar bunun bir takım KPI'lerle ölçülebilir hale gelmesi, arkasındaki yatırım bütçesinin ana stratejiye göre belirlenip koyulması çok önemli. Çünkü bu bir yolculuk. Dijitalleşme ve bunun getirecekleri bir şirketin kendi içerisindeki dijitalleşme, bir de omnichannel üzerinden müşteri iletişimi dijitalleşme de iki alanda biz görüyoruz. İlk adımı tamamlayamayan, kendi ekiplerine bunu benimsetememiş, bu profilde çalışanlarla çalışmayan, yönetimin söylediğinin aşağı sirayet etmediği performans ve çalışma şekli olarak, yani özeti bir kültür haline dönmemiş diyelim ki kolay bir şey olmadığını hepimiz biliyoruz. Şirketlerde bunun dışarıya yansımasının hiç olumlu olmadığını çok net görüyoruz. Evet. Ama bunu özümsemiş şirketlerde zaten şu adımları hızlıca ilerliyorlar. Bir kere kurum kültürlerinde varsa bu büyük bir avantaj. Yöneticinin vizyonu ve bunda önderliği çok büyük bir önem taşıyor. Ve stratejik olarak hizalanmış olması organizasyonun sağlandığı takdirde denetim ve sabır adımına bence geçiyoruz. Evet. Peki şey sorsam, pardon, burada Turkcell Global Bilgi olarak aslında müşteri hizmetlerinin ötesinde bu biraz daha bütünleşik kanal deneyimini de destekleyecek ve bu anlamda firmalara yön verecek çalışmalar ve aslında bir anlamda hani sadece müşteri hizmetleri değil danışmanlık boyutuna da çekiyor oluyorsunuz bu işi. Burada hem büyük ölçekli firmalar, hem orta ölçekli, hem küçük ölçekli firmalar var portföyde. Burada baktığımız zaman hani iyi örnekler, bunu gerçekten doğru yolda giden, şimdi tamamlamış diyemiyorum çünkü dijital transformasyon ve deneyimde de bu dijitalleşme bir bitmiyor yani bir böyle bir hani bir şimdi yani. Başlayacak bir sene sonra bitireceğimiz bir program değil bu. Bu bir evrimleşme süreci, gerçekten geçirdiğimiz en büyük evrimlerden bir tanesi. Bunu iyi bir şekilde planlamak için de gerçekten hani çalışmak, önden hazırlık yapmak gerekiyor. Sizin portföyünüzdeki firmalarda bir hani orta ölçekli bir firmayı alın, bir de küçük ölçekli. Burada iyi yapanla kötü yapan, bunu hani biraz önceki kriterlerde hazır olan, yönetiminin sahiplendiği, yatırım için gücün hazır olduğu, doğru kişileri bu işin başına alan firmalarla, bu anlamda hani biraz daha hazır olmadan gelip bunu talep eden firmalarla da karşılaşıyorsunuz. Tabii ki. Tabii buradaki ki. Temel şey nedir? Yani nasıl aşmak gerekiyor? Çünkü bu gerçekten bütün hani sektörlere, bütün firmalara da bu anlamda ne yapmak gerektiği konusunda yol gösterecektir. Hani çok
Turkcell'in de genel bir takım öğeleri ve burada planları var. Ama bunu gerçekten hani biz kurumsal müşterilerimize özellikle bu anlamda paylaşmak ve onlara da bu anlamda destek olmak her zaman istiyoruz. Hani Global Bilgi'de en büyük partnerimiz bu anlamda. O yüzden senden bunları dinleyelim. Teşekkürler. Ozan, ikinci soruyu aldım. Lütfen. Teşekkür ederim sana da. Yani burada şunu söyleyebilirim. Türkiye'de büyük ölçekli şirketler, yani büyük havayolu şirketleri, büyük telekom şirketleri zaten buna ciddi anlamda bütçe ve yatırım ayırabiliyor. Biraz hani kenara senin de dediğin gibi orayı bir ayırmak lazım. Ancak orta ölçekli şirketlere baktığımız zaman müşteri deneyiminin tam kapsamını kapsayacak yatırımı, teknolojik unsurları kurmayı, kültür değişimini yapmak için hem kaynak hem de ciddi bir anlamda zaman ayırmaları gerekiyor. Biz bu noktada biraz daha burayı hızlı geçmelerini sağlayacak belli servislerle onları desteklemeye çalışıyoruz. Ne var bunun içerisinde? Başta bahsettiğimiz müşteriyi anlama, servis tasarım adımları. Bunlar tamamlandıktan sonra artık müşteri stratejik olarak ne yapacağını belirlemiş oluyor. Ve onunla ilgili hangi kendi müşterisinin segmentine veya personasına nasıl bir deneyim yaşatacağı ile ilgili de somut bir aksiyon planı oluyor. Bunu hayata geçirmesi noktasında kısmen biz, kısmen de bazı hatta iş ortaklarımızla birlikte dönem dönem belli projelerde birlikte de yaptığımız oluyor. Bunu hayata geçmeye destek olmaya çalışıyoruz. Burada tabii sıkıntılı bir alan şurası teknolojinin kullanımı ve yatırımı. Şimdi bunun da iki boyutu var. Bir şirketin içinde teknoloji. Orayı bir saniye park edelim. Ama bu omnichannel altyapısını da biz şu anda kurguladığımız, hepsini entegre ettiğimizde hazır hale getirdiğimiz için örnek vermek gerekirse ucunda BIP olan, web chat olan, e-posta olan ve diğer kanalların hepsinin hazır olduğu tak çalıştır bir sisteme sahibiz. Bu sayede siz örnek veriyorum. Bütün bu aşamaları tamamlayıp kafanızda şirket olarak olgunlaştırdıysanız, yani bizle yapmak durumunda da tabii ki değil şirketler. Bu adım tamamlandıktan sonra biz onu hızlıca hayata geçirmesin, şirketler o hazır platformları sağlayıp hemen tak çalıştır modelleri sunmaya çalışıyoruz. Bu sayede o zaman bariyerlerini geçip deneyimleri artık, çünkü o deneyimleri yaşattıkça da şirketler olgunlaşıyor. Bu çok önemli yani, hız çok önemli burada. Hız müthiş önemli. Evet. Şeffaflık, ölçülebilirlik, işte bunlar bu sayede ölçülebilir hale geliyor. Tutarlılık da çok kritik burada. Yani özellikle de bütün eşit kanal yönetimini konuştuğumuz bir dünyada müşterilerin farklı kanal yolculukları olacak, farklı temas noktalarında. Oralarda gerçekten tutarlı bir şekilde müşterinin karşısında hizmet ve servislerle bulunmak çok çok kıymetli. Ben başarılı ve başarısız şirketlerden birkaç örnekle de pekiştirmeye çalışayım, burada anlatmaya çalışayım. Şimdi bir kere dijitalleşme verinin dijitalleşmesiyle başlıyor. Yani bunu bir konuşalım. Maalesef birçok şirketin hala basılı ve dijitalleşmemiş birçok verisi mevcut. Yani bunu bir yandan bazı sektörler için normal karşılıyoruz tabii ki, yani işin doğasının çok büyük parçası olduğu için, ama buralarda ICR, OCR, ECM servisleriyle bu datanın düzenli olarak akması çok önemli. İki, dijitalleşen dataya ulaşım bir kere eşanlı yani değil bazı şirketlerde ve bunu yapamayan şirketler eşittir kötü müşteri deneyimi yapan şirketler. Bunu çok net görüyoruz. Birçok örnekte yaşadık. Çünkü şunu demeye çalışıyorum. Müşteri bunu bilmiyor. Uçtan bir talepte bulunuyor veya bir şikayette bulunuyor veya bir şey yapmak, hayata geçirmek istiyor. Bunu hangi kanaldan gelirse gelsin. Diyelim ki bütün omnichannel altyapınızı kurdunuz, dört dörtlük çalıştırıyorsunuz. O talep arka tarafa gittiğinde diğer sistemlerden ve paydaşlardan şeffaf ölçülebilir bir şekilde akış sağlamıyorsa, arada servis seviyeleriyle çalışan mekanizmalar, süreç mekanizmaları kurulmadıysa, ki bunlar maalesef birçok yapıda henüz tam olarak yok, o zaman müşteriye dönemiyorsunuz, çok basit. Veya müşteri o aksiyonu o anda göremiyor sonucunu. Bu sefer şunlar başlıyor, niye bana dönülmedi veyahut eksik dönüldü derken dijitalleşme şemsiyesi altında gerçekten kötü bir müşteri deneyimi maalesef yaşanıyor. Çünkü dijital dünyada hepimiz için eşittir hız. Bir dijital platformda hepimizin beklentisi, benim de %100 öyle, anında sonuç almak istiyorum. Şimdi zaten anket sonuçları da anında geliyor mu? Evet, biz yani bu da mesela sohbet ederken o çoktan gelmişti sonucumuz. Evet. 5.8 ortalamamızda. Gerçekten hani hepimizin birbirimizden öğreneceği, aslında yaptıklarımızı paylaşarak Türkiye'yi de aslında bu anlamda dijitalleşme yolculuğunda destekleyeceğimiz, evet, şirketlerimizi de destekleyeceğimiz bir dönemden geçeceğiz. Daha yolun gerçekten hemen hemen yarısındayız diyebiliriz. Burada yapacak çok şey var ama hani bunları konuşuyor olmak ve bunlar için bir takım çalışmalar ve yol planları hazırlıyor olmak da büyük bir adım diye düşünüyorum ben. Şey çok önemli burada, bu yani 5.8'i gördüğüm zaman özellikle biz hepimiz yaşadık. Odada şimdi sorsak, yani 2000'lerin ortasında CRM dalgasında kaç kişi CRM projesi yaptı bu odada, bir el kaldıralım.
Değil mi? Bayağı var. Şimdi en azından yapmış olanlar, yapmamış olanları anlatabilir ama yani burada hatırlıyoruz hepimiz olanları. İlk CRM dalgasında hep böyle şeyler çıktı. Yani şeyler, bu işte müşterilerin algıları veya işte CRM barometreleri yaptık. Yetkinliklerimizi ölçtük. Biz yeterince dijital miyiz gibi, biz yeterince CRM yapıyor muyuz soruları yapıldı. Ve ne oldu? İlk dalgada herkes Türkiye'de, hatta bunun esprileri yapıldı. Sen bunun CRM'sini çektin mi diye CRM etrafında. Niye? Çünkü ilk dalgada giden projelerin hepsi yani şöyle söyleyelim, istenen sonuçlar belli bile değildi. Zaten aslında kök nedenlerden bir tanesi buydu. Yani biz bir yola çıkıyoruz ama nereye gidiyoruz? Dolayısıyla yani nereye gidersek başarı ilan edecektik zaten. Ama ondan sonra ne yaptık? Daha olmamış, bitmemiş süreçlere CRM teknolojileri yapıştırdık ve dedik ki buradan çok bir şeyler bekliyoruz buradan. Ama o şeyler olmadı. O yüzden CRM'in ikinci dalgası geldi ve şu anda aslında bir nevi CRM'in üçüncü dalgasını konuşuyoruz. Ve bu konuştuğumuz başka hiçbir şey değil, yani başka bir anlamda. Öyle baktığımız zaman CRM'in o ilk dalgasındaki hype yaklaşımı, hani şeyi sormuştun ya daha önce, yani ne riskler neler? En büyük risklerden bir tanesi bunu şirketin içinde bir hype gibi yaratmak ve pazarlamak. Yani biz bundan somut olarak, finansal olarak ne bekliyoruz? Bunu yapmazsak ne olur? Yaparsak ne olabilir ve nerede ne olabilir? Bunun önceliklendirmesini yapalım ama eski CRM Gantt chartları hatırlayın. Bunun bir strateji çıkacak 3 ay. Arkasından bir birinci pilot çalışması veya birinci işte yol haritası 3 ay. Ondan sonra birinci şeyler, yani biz bir sene 18 aylık Gantt chartlarla çalıştık. Yani biraz önce Akın'ın söylediklerinden sonra benim anladığım, hakikaten ilk vizyonumuz, ki biz de buna böyle yaklaşıyoruz ve size de ben aynen bunu tavsiye ediyorum. Müşteri tarafında oturduğum zaman da aynen bunu hissediyordum. Şu anda bununla karşı karşıya olsam, vizyon 6 veya 8 hafta içinde ne yapacağımızı karar veriyor olmamız lazım. Hatta ve hatta en hızlı bu dijital müşterilerin portresini çıkartabilirseniz, kullanım, kanal açısından, stock flow, yani ne kadar kaybettik kazandık, değeri nasıl, rekabet ne yapıyor, o resmi çıkartıp ondan sonra şimdi bakalım bu resme ve şimdi seçeneklerimiz neler ve nerelerde, müşteri yolculuğunda nerelerde gerçekten hızlı kazanım fırsatları var. Çünkü öğrenmeye başlamamız lazım bunu. Şirket içinde, toptan. Ve ilk sonuçları çok çok kritik tabii ki. O yüzden de işte sprint dediğimiz, işte bu teknoloji ekiplerinin, pazarlama ekiplerinin bir araya geldiği, sadece bir tane müşteri yolculuğunu alalım ve ilk başta ondan başlayalım. Yani ilkinden başlayalım ve düzeltmeye başlayalım. Ve düzeltirken bunu sadece dijitalleşme adına değil, buraya biz bir sürü oyuncak onlar takacağız diye değil. Hakikaten müşterinin hayatını kolaylaştırmak ve şirketimizin müşteri değer fırsatlarını değerlendireceğimiz, yani yerinde çapraz satış belki de hizmet olacak. Siz yapıyorsunuz Global Bilgi'de. Yani gerektiğinde, yani zamanında çalıştığım zaman biliyorum, bir çağrı alıyorlar ve problemi çözüyorsa o problemle ilişkili bir müşteri ihtiyacına yönelik bir satış üvertürüne geçebiliyor operatör. Bunu elektronik kanala da yollayabilir o anda. Veya müşteri bayiye gelir, bayi içinden elektronik kanalda alışveriş yaklaşımı fırsatı. Bunların hepsi mümkün. Yeter ki biz teker teker bunları öğrenmeye başlayalım. Tam da bu noktada şeye de gelmiş oluyoruz. Aslında analitiğin ne kadar kritik olduğu da, yani elimizde birçok veri olabilir. Müşterinin ayak izlerini takip etmekten bahsediyoruz. Davranışlarını, yaklaşımlarını gözlemlemekten bahsediyoruz. Bu da aslında verinin yönetimiyle alakalı ve analitik, yani müşterinin dijital ayak izlerini farklı kanallardan aslında topluyoruz. Elimizdeki veriyi de anlamlı bir şekilde müşteriye değer yaratacak şekilde, aynı şekilde şirketin de bu anlamda yolculuğunu destekleyecek şekilde kullanılması lazım. Bunlar neler aslında? Finansal veriler olabilir, network verileri olabilir, gerçekten alışveriş verileri olabilir, sosyal medya çok kritik, oradaki veriler olabilir. Yani bunları kanallar genelinde düşündüğüm zaman çok daha zengin. Hani müşteri hizmetlerinde, çağrı merkezinde çok ciddi bir veri var ama sahada da bir deneyim yaşatılıyor. İşte sosyal medyada da bir deneyim yaşıyor müşteriler. Dolayısıyla bunları bütününe bakarak bir analiz yapıp müşteri analitiğini böyle konumlamak, hem yolculukları tasarlarken hem de müşterinin hayatına hız ve kolaylık katarken çok önemli. Evet. Konu aslında hani dijitalleşme dediğimiz zaman gerçekten analitik de beraberinde hemen geliyor. İhtiyaç olarak geliyor dediğin gibi. Yani o veri olmadan müşteriyi tanıyamıyoruz. Tanıyamadığım zaman da bu stratejiyi doğru uygulayamayabiliriz. Bu anlamda peki hani neler oluyor dünyada? Hani gerçekten herkes, eminim bu salonda da birçok firma
bu anlamda ya yatırım yapıyordur, ya bir proje yapıyordur, ya elindeki verileri müşteriye daha hizmet sunmak için anlamlandırmaya, şekillendirmeye çalışıyordur. Nedir bu işin geleceği ve yani, neler yapılıyor? Akıl senden başlayalım istersen. Yani Türkiye'de şu anda bu konuda özellikle büyük bazı kurumlar büyük yatırımlar yapmaya başladılar. Biz ise biraz daha hızlı kazanıma yönelik bir çalışma üzerindeyiz. Şu anda 3 firmayla bunun altyapısını oluşturuyoruz. Yani gerçek projelerle finalize etmeye çalışıyoruz. Adını da Customer Insights Platform dediğimiz bir yapı oluşturuyoruz. Şimdi bir kere analitik, müşteri analitiği eskiden veri tabanlarının veya işte makinelerin çalışma hızıyla çok alakalıydı. Ama günümüzde o bariyerler kalkıyor. Ne demeye çalışıyorum? Biz yüzlerce milyon görüşme yapan bir şirketiz. Bu sesi eskiden sadece çalışanların girdiği iyi geçti görüşme, kötü geçti görüşme, değil mi? Hepimiz biliyoruz. Raporlara dayanarak çıkarımlar yapmaya çalıştık. Şimdi ise günümüzde dijitalleşme imdadımıza yetişti. İyi de oldu. Şimdi biz o çağrıların adım adım başladık. Şimdi bir kısmını önce anlıyoruz. Bir süre sonra hepimiz yaşayacağız bunları. Hepsini anlamlandıracağız. Yani her görüşmenin içinde ne konuşuldu, bunu tekste çevireceğiz. Tekste çevirdikten sonra ikinci adım, bu da büyük o big data içerisinde en önemli noktalardan biri. Bir şeye de eklemek istiyorum. Ondan sonra sonucumu bağlayacağım müsaade ederseniz. Şimdi bu görüşme datası, yani o transaction, iki kişi müşteriyle şirket arasındaki iletişimde o sesli datayı anlamlandırmak. Bunu yapmayı başardıktan sonra ikinci adım, en önemli adım, Türkçe dilinin gramer yapısı. Yani en atlanan noktanın bu olduğunu düşünüyorum, değil mi? Yani biz çok kinayeli konuşuruz. Bana geçen birisi bir şey söyledi, yabancı birisi. Çok iyi bir şey söyledi, değil mi arkadaşın diye. Aslında tabii kötü bir şeydi. Onu tarif etmekte bile zorlandım. Çünkü her dilinde kültürel bir yapısı var. İşte mesela bu konuda da yaklaşık 4 yıldır iki tane üniversiteyle ortak bir Ar-Ge çalışmamız var. Fonlarla da destekliyoruz. Burada amacımız da şu, Türkçe dilinin gramer yapısına göre anlamlandırmayı doğru yapmak. Çünkü o, yani datayı çevirmek de yetmiyor, doğru anlamlandırmak en önemli. Anlamsız büyük veri yığınlarının en büyük tuzak olduğunu çok çok net bir kere söylemiş olalım. Bu sesle ilgili kısmın dışında zaten teksti söylememe gerek yok, değil mi? Yani chatler, mailler, başlı başına sosyal medya. Şimdi bunların şimdi biz hepsini birleştirip ayak izlerini takip edecek bir platform oluşturuyoruz. Bunu da firmaların kullanımına bu senenin ikinci yarısında açmayı hedefliyoruz. Amacımız şu, bir perakende şirketi hayal edin. Müşterilerinden bir tanesi bir duşakabini almış. Duşakabini satın almış, evine gitmiş, işçi takarken çat diye kırılmış. Yani işçi de demiş ki, ya bu çok kötü bir duşakabin, şurası ince olduğu için kırıldı. Siz bunu görmüyorsunuz şu anda. Çağrı merkezinde bir şikayet gelmiş. Aynı gün başka bir ilde sosyal medyaya birisi yazmış. Şimdi bu ikisini birleştiremiyoruz şu anda. Yani ürünle ilgili problem olup olmadı. Problem olup olmadı. O iki veri çok bağımsız iki noktada. İşte biz bu platformu ile mesela bu verileri eş anlamlandırıp Türkçe gramer bilgisinde kullanarak şu çıkarımı yapmaya çalışıyoruz. Burada bir sorun var önce, birinci adım. Ondan sonra bu duşakabinle ilgili bir sorun. Ondan sonra da satın alma departmanının, o büyük perakende şirketinin bir alarm mekanizması kurmaya çalışıyoruz. Bu tip mekanizmalar hayatımızda ileride çok daha fazla olacak, proaktif yapılar olacak. İşte bu big data'yı, şimdi tabii arkada devasa bir web datası da var, onu da unutmayalım. Müşterilerimiz her yerde ayak izleri bırakıyorlar, bizim sistemlerimiz dışında da. Bunların hepsini toplayıp anlamlandırma. Bizim odamız müşteri deneyimi odaklı olduğu için biz daha çok bu anlamda bakıyoruz. Burada başarılı olan ve olacak şirketlerin bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok dataya sahip olan değil, datayı en iyi anlamlandıran şirketler olacağına. Gerekli datayı. Evet, gerekli datayı biriktiren, müşteriye değer yaratacak datayı ve ne yapacağını mümkün olduğu kadar bilen. Evet, bir de proaktivite de burada önem kazanıyor. Hani o datayı gerçekten müşterinin şikayetini hızlı bir şekilde çözmeyi sağlayacaksa ya da olası şikayetleri önden görüp aksiyon almasını sağlayacaksa şirketin ya da müşterinin bir sonraki ihtiyacını gözlemleyip ona o teklifi sunmamızı ve o hizmetle müşterinin karşısına çıkmamızı sağlayacaksa bu gerçekten büyük bir değer. Kesinlikle. Bu anlamda da analitiğin gerçekten o derin dipsiz kuyusuna değil de gerçekten evet, amacına uygun bir şekilde tasarlanmış yolculuklar için kullanılmasına özen göstermek lazım. Ozan, senin ekleyeceklerin var mı buraya? Benim söyleyeceğim, burada bazı projeler var ki işte bizim, yani pişman olmazsınız
diyebildiğimiz işler sonuç müşterilere. Bir, şirketlerin kendi müşterilerinin çoklu kanal davranışlarını müşteri bazında takip edebilmeleri. Akın'ın söyledi. Şimdi bunu yapabilmenin birçok yolu var. Bunlardan bir tanesi işte bu son dönemde özellikle Türkiye'de de penetrasyonun arttığını gördüğümüz işte Google Analytics altında User ID Implementation. Direkt yani bu hemen hayata geçirebileceğiniz bedava bir ürün var arkasında çalışan ve mevcut müşterilerinizden Google Map gibi uygulamalarla ve AdWords uygulamalarıyla sizi bulmaya çalışan müşterileri hem bayide hem de işte bayiye giden yolda deşifre edebiliyorsunuz. Bu çok güzel. Ama hep bizim görmek istediğimiz bir resim var. Büyük bir ihtimalle sizin şirketlerinizde de hani ilk başta söyledik ya şu bütün müşteri portföyünde bir yere bir çıta koyun ve bunun solundakilerin hepsi dijitaldir diyebilin. Sonra da alın o dijital müşterilerin değişik kanallardaki değişik aktivitelerini bir matriste bir gösterin kendinize. Yani bu müşteriler, müşteri yaşam evrelerindeki değişik aktivitelerini bugün hangi kanallardan, hangi yoğunlukta yapıyorlar? O haritanın bir bugün çıkması lazım. Ve aynı zamanda bu müşterilerin de tabii ne kadarını daha önce bahsetmiştik, işte kaybettik, ne kadar riskli, nerelerde çapraz satış fırsatları var. Şimdi sormamız gereken kendimize, o matris ileride neye benzeyecek? Şimdi biz firmalarda bunu ilk konuştuğumuz zaman, bunu bir yansıda gösterdiğiniz zaman herkes anlıyor bunu ve son derece yani analiz için çok iyi bir alet. Fakat biz bu veriyi toplayamıyoruz. Bugün bu veri birçok şirkette yok. Yani Akın burada tabii sonuçta global müşterilerinde ben görüyorum. Bu zaten hijyen faktörü. Yani gelen çağrıların disposition kodları var mı yok mu? Yani çoğu müşteride yok maalesef. %70-80 zaten etkileşimin çağrı merkezinden geçtiği bir Türkiye'de yaşıyoruz. Bu olmadığı zaman zaten o matrisi kurmanın imkanı yok. Müşteri bayiye girdiği zaman ne oluyor ve ne bitiyor biz bunu bilmiyoruz. Burada ben özellikle yani Google'dan bahsediyorum sonuçta şey için bir ilişkim yok ama yani takip ettiğim için yani bunu uygulamaya geçirebileceğimiz uygulamalardan bir tanesi orada var. Ama başka örnekleri de var büyük bir ihtimalle. Siz belki daha iyi biliyorsunuz aranızda ama ben müşterinin bayiye gittiği zaman da alıp almadığını, orada ne kadar kaldığını bilmek istiyorum. Ve hangi kanaldan hangi kanala gittiğini de bilmek istiyorum. Yani o resmi görmek istiyorum. Bu yani pratik bir pazartesi projesi olarak konuşulabilir. İkinci bir yine pratik, yine veri olarak bilmek istediğim bir şey. Ben müşterilerin ortalama aylık memnuniyet skorlarını pek bilmek istemiyorum. Benim böyle müşterilerim oldu yani benim danışmanlık yaptığım firmalar oldu. Top two box yani çok memnunum ve memnunum toplamı %90'lar civarında olup o ülkede rekor müşteri kayıplarını çaresizce seyreden müşterilerim oldu. Ama şeyi bilmek istiyorum yani bunu aylık ölçme ama müşteri bazında etkileşim bazında ölçelim. Bugün bu müşterinin çağrı merkezinde kötü bir deneyim mi oldu? Onu 2 saat içinde bilelim ve bununla ilgili bir şey yapalım ertesi gün. Ve bunu sürekli olarak analiz edebilelim. Yani bu davranışlar nasıl değişiyor hakikaten? Bunları görmeye başlayabilirim. O zaman şu resim ortaya çıkacak. Yani tamamen işlem bazında net tavsiye skoru veya memnuniyet verisi akmaya başladığı zaman bu yukarıda yönetim kuruluna gösterdiğimiz resim birdenbire netleşmeye başlayacak. Yani risk faktörleri ortaya çıkmaya başlayacak. Bu veriyi kullanmadığınız zaman ki şey biliyorum, global bilgide ölçüyorlar hatta siz hedef de koyuyorlar onu da biliyorum. Yani bu çok önemli ve bunu sadece siz sorumlu olmak zorunda değilsiniz. Hakikaten yani zamanındaki örneklerini biliyorum. Ya global gibi şirketlere de bunu söyleyebilirsiniz. Yani sen madem benim hizmetimi alıyorsun sen de böyle bir hedef koyabil diye. Eğer web sitenizi bir işletiyorsa aynı şekilde veya web sitesi ekibinize bunu isteyebilirsiniz. Yani bu veriler biraz daha aksiyona yaklaştırıyor bizi. O yüzden yani en azından biz çok hoşumuza gidiyor bunları sonuçta müşterilerimiz kullandığı zaman. Evet. Dolayısıyla burada baktığımız zaman hani data'dan bahsettik, bir içgörüden bahsettik. Bir de hani çok az değindik ama burada empati de çok önemli. Hani dijitalleşmeden çok teknik boyutuna yakın konuştuk ama bu işin bir de gerçekten ucunda insan var ve buradaki empati de çok önemli. Hani bütün bu bahsettiğimiz müşteri tanıma, yolculukları tasarlama, şeffaf olma, hızlı olma, proaktif olma bunların hepsini değerlendirirken gerçekten datayı, içgörüyü empatiyle birlikte değerlendirerek bunu işte doğru teknolojiyle, doğru yatırımı, doğru iş planıyla hayata geçirmek önem kazanıyor. Zamanımız da azalıyor. Belki soru cevaplar olabilir. Bir 4 dakikamız var. Onu da sorusu olan
konuklarımızdan ilerleyebiliriz. Buyurun. Evet. Teşekkür ederim. Şöyle bir soru sormak istiyorum. Şimdi bu tip toplantılarda çok güzel, çok üst seviye şeyler söyleniyor, ediliyor falan. Biraz önce siz söylediniz. Dediniz ki Türkiye'deki işte müşteri feedbacklerinin interaksiyonlarının %70'i hala call center aracılığıyla. Doğru mu? Evet. Anladım. Şimdi bu çerçevede baktığınızda bu tarz daha vizyon nedir? Vizyonla misyonu karıştıran, nereye gideceğini bilmeyen bir toplum içerisinde ben kendim de bir müşteri olarak Türkiye'de memnun olduğum bir call center yok. Call center çalışanlarının eğitilmesi ve doğru dürüst, madem veri şu anda bugün real time diyoruz orada. Niye oraya yatırım yapmıyor şirketler? De gidip böyle uğraşamayacakları, çok işte kenara atacakları, aylar yıllar sürüp de işte cereme olacak işlerle uğraşıyorlar size? Ben bir ufak yanıtla başlayayım. Yani burada tabii ki şey değil, tek odak bu değil. Dijital transformasyonun, yani dünyadaki bu trendin içerisinde, bu dönemin içerisinde şirketlerin yer alması, yaşaması için ve bu hype'ı içinde geride kalmaması için böyle bir dönüşümün içine girmeleri gerekiyor. Ama bu demek değil ki klasik tradisyonel kanallarımız ve tradisyonel yöntemlerde hiç problem yok, hiçbir hata yok. Şimdi aslında biraz bahsettiğiniz gibi elimizdeki mevcut hizmet yapılarını, kanal yapılarını daha da iyi hale getirmek için dijitalin bu deneyim desteğini, analitik desteğini alarak bir şeyler yapmak lazım. Fırsat aslında. Şu anda evet, bunu fırsata dönüştürmek lazım. Dediğiniz doğru. Yani bu saha hizmetinde de olabilir, çağrı merkezi hizmetinde de olabilir, sosyal medya hizmetinde de olabilir. Birçok noktada birçok firmanın gerçekten kendisi tarafında da gördüğü, öz eleştirisini de yaptığı gelişim alanları mevcut. Bunları zaten iyiye götürmek, daha iyiye götürmek için hiçbir şey yapılmıyor değil. O alanda çalışmalar devam ediyor. Paralelinde de dijitalin ve bu verinin gücünü kullanarak dediğiniz eksikliği kapatmak için de çalışma. Yani bu ütopik bir şey gibi görünüyor ama şu andaki hayatımız içinde de katabildiğimiz boyutları var. Yani bunda yapılan çalışmalar var şu anda. Evet. Siz de destekler misiniz? Yani bilmiyorum. Ben şunu ekleyebilirim. Çok teşekkür ederiz sorunuz için. Günün sonunda şirketlerin stratejileri, müşteriye bakışları eskiden daha farklı yapılıyordu. Şimdi zaman geçtikçe farklı metodolojiler çıkıyor. Biz burada sürekli servis tasarımını, müşteriyi anlamayı defalarca kere hepimiz ayrı ayrı söyledik. Bunu söylememizdeki maksat da şu: burada müşterinin kendisinden gelen, onun duygularından, yaşadıklarından gelen bir etkileşim oluşturalım. Ve bu oluşturduğumuz etkileşimler birbirinden kopuk olmasın. %70'i çağrı merkezini arıyor telefon yoluyla diyelim. Çağrı merkezine farklı kanallarda ulaşmak mümkün. Ama telefon manasında sorduğunuzu düşünerek söylemek istedim. Aynı kişi oradan çıkıp BIP üzerinden, web chat üzerinden veyahut mağazada da bir etkileşime geçtiğinde orada başlattığı süreç diğerinde kopmasın. Oradaki duygusundaki bir sıkıntısı veya yarım kalan bir işlem varsa diğer kanala geçtiğinde orada tamamlansın, tutarlı, mutlu ayrılsın, tutarlı olsun, şeffaf olsun, ölçülebilir olsun. Dolayısıyla hala %70'lik etkileşim kanalı konuşma, telefonla görüşme doğru. Ancak raporlar şunu gösteriyor öte yandan, 2 yıl içerisinde %50'lik kısım dijital olacak. Yani şu anda dünyadaki sektörlerin ortalamasında %35'lik kısmın biz dijitalde, 65'lik kısmın telefonda olduğunu görüyoruz. Bunun hemen hemen yarı yarıya geleceğini raporlar bize söylüyor. Göreceğiz, yaşayacağız hep beraber. Bunu şunun için de belirtmek istedim. Kanal ne olursa olsun, kanal değişebilir. Yani şu gün WhatsApp olabilir, telefon olabilir, başka şeyler olabilir. Arkasında çalışan temsilciler olacak. Yani telefonda olsa belli temsilciler olacak bu kanalda. Ama önemli olan bizim müşterinin yaşadığı ve beklentilerini çok iyi anlamamız, bu beklentiler neticesinde doğru servis haritaları çıkartmamız ve bütün bu adımlarda, bütün bu kanallarda kesintisiz tutarlı olarak bunu yapmamız. İşte bunun yolu da evet, süremiz bu diyelim. Böyle buyurun. Doldu. Birkaç soru cevaplayabilmişizdir ama başka soru alabilecek vaktimiz, bir 10-20 saniyemiz var. Bir soru daha alalım. Merhaba. Merhaba. Ben bir dotcom business kurucusuyum, bir girişimciyim. Arm.com. Biz
tabii ki bizim müşterimiz hepsi dijitalde ve biz onlara güzel bir tecrübe sunmak için bayağı bir uğraşıyoruz. İşte analitikler falan filan hepsi var bizde. Şimdi bizim benchmark aldığımız şirketler, bugün de çok bahsi geçen Uber gibi şirketler. Nedir bu şirketler? Kendilerini ölçeklenebilir startuplar yapabilmek için operasyonel maliyetleri çok çok azaltıyorlar ve self-help denilen müşterilerin kendi kendilerine bazı çözümlere gidebildikleri kurgular yapıyorlar. Sizce biz ne zaman o tarafa, biz o tarafa doğru gidiyoruz bu arada. Elinizdeki verilerle yaptığınız araştırmalarda bunun algılanması, karşılanması Türkiye'de özellikle sizce nasıl olur, nasıl olacaktır? Sizden böyle hali hazırda yapılmış bir data varsa alabilir miyim? Yani şunu ben söyleyebilirim. Bununla ilgili spesifik bir data yok. Belki Ozan ekleyebilir. Evet. Ama şunu söyleyebilirim. Biz Türkiye'deki e-ticareti e-ticaret olan yapan ve e-ticareti kanal olarak kullanan en büyük 5 firmanın 4'ü bizle çalışıyor. Yani şimdi bazı arkadaşlarımız da yöneticileri de aralarında, onlar da belki ekleme yapmak isteyebilirler. Sizin self service, yani insanların kendileri otomatik olarak sistemleri kullanarak yapsınlar dediğiniz olgu, sizin şirketiniz aslında ana stratejisi değil mi? Yani dolayısıyla siz tabii doğru bir şey yapıyorsunuz çünkü şirketiniz ana stratejisi bu yönde. Ama bir segment varsa orada, yani olayı şuradan görmeye çalışalım. Bunu istemeyen ve kendisi ilgilenmek isteyen, sürekli proaktif olarak birisiyle konuşmak isteyen, görüşmek isteyen, mağazacılık isteyen, o da aslında sizin alanınızda olmayabilir. Bizim çalıştığımız bazı şirketlerinde tamamen alanları orası bu arada. Onlarda da sizin yaptığınızın tam tersi var. Onlar da çok büyük bir ekip kurup onun tersini yapmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla birazcık bu belki şeyle alakalı olabilir diye yorumluyorum. İnsanlar, segmentler ve personelin beklentileriyle, hedef sektörle, yani yanlış veya doğrusu yok. Sadece şunu dipnot olarak söylüyorum, sorunuza tam cevap vermediğimizi biliyorum o yüzden. Bu öğrenme ve kanalları kullanma geliştikçe evet, daha fazla insan bunları kendi yapabilir hale geliyor. Ama bu, yani onu söyleyelim. Yani dediğimiz dönüşüm aslında tüketiciler de bundan. Tüketici öğreniyor. Bir öğrenim süreci de var. Şirketlerle beraber tüketici de öğreniyor. İlk başta gösterdiğim eğriler aslında biraz o. Orada bir hani öğrenim ve dönüşümü hep beraber yaşıyoruz. Tabii ki dijitale doğru kayma olacaktır. Ama digital only konsepti biraz şey gibi, akın söyleyeyim, yani segment hedef, şirketin stratejisine, segmentini hedeflediği kitleye, yatırım bütçesine vesaire birçok şeye dayalıyor. Süremiz doldu. Ben çok teşekkür ediyorum konuklarımıza da. Siz dinlediğiniz için de, sabrınız için de çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Size çok teşekkür ederiz. Sağ olun.